Herkese merhabalar arkadaşlar. Vak Vak TV'ye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizin için sürpriz bir ürün tanıtacağım, anlatacağım, göstereceğim. Ben bayıldım. Ya o yüzden bunlar harika gözüküyor gerçekten. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Daha önce bir yerde görmüştüm, almak istedim ve sağ olsunlar hediye de göndermişler bize. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ne anlatacağım, ne tanıtacağım? 3D kalem. Yani asıl adıyla Aydu 3D Vertical arkadaşlar. Aydu 3D. Neymiş? Evet, Aydu 3D. Evet. Şimdi bu kalemin bir sürü çeşidi var ve ben size bunlardan 4 çeşidini anlatacağım arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli. Eminim hepiniz seveceksiniz. Becerilerinizi konuşturabileceksiniz bu kalemle. O yüzden ben bu filden yapmak istiyorum. Evet, bu kutuların 4'ü birbirinden farklı arkadaşlar. Neden farklı? Şimdi onu göstereceğim. Bir tanesi Aydu 3D Glitter. Yani glitter'ın ne olduğunu artık hepiniz öğrendiniz. Simli. Simli, parlak arkadaşlar. Bir tanesi Aydu 3D Vertical Metallic. Bunda da metalik renkler söz konusu. Diğeri Aydu 3D Color Change. Burada da arkadaşlar suya batırdığınızda yaptığınız tasarımı rengi değişiyor, pembeden mora dönüşüyor ve mükemmel bir özellik bence. Ve en çok merak ettiğim de bu arkadaşlar. Aydu 3D Glow in the Dark. Yani karanlıkta parlayan Aydu 3D kalem. Bu tasarımları yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yeşil kısımlar karanlıkta parlıyor. Evet arkadaşlar, bu aktivite setlerinden herhangi birini aldığınızda şu anda bir kampanya var. Bu yedek paket yarı fiyatına. Yani hangisini alırsanız alın hiçbir önemi yok. Aktivite set alana yanında bu, yani yedek paket yarı fiyatına arkadaşlar. Evet, şimdi içeriklerini tanıtacağız. Neyden başlayalım? Glitter'dan başlayalım. Ya Özlem ya, hepsi mükemmel gözüküyor ama tamam, glitter'dan başlayalım bakalım. Ben en çok, biliyorsun, seni en çok seven benim aranızda. Wow. Hemen ben şuradan açmaya başlayayım istiyorsan. Şuradan kutuyu çıkarıyorum. Oh, düşürdüm. Şimdi bu ne sence Fatih? Bu ne? Bu kalemin ucuna takacağız. Çizerken bu da ne yapacak Özlem? Kurutmasını sağlayacak. Evet. Burada da başlıkları var. Oh, inanılmaz. Heyecanlıyım. Mükemmel Özlem. Bunlarla çok güzel challenge'lar yapabiliriz seninle. Her aktivite setinde iki tane kalem var. Bir tanesi standart, bir tanesi de şey. Kutunun özelliğinde. Glitter, evet, kutunun özelliğindeki kalem. Orada neler varmış? Bak şöyle. Şimdi burada da böyle anlatıyor arkadaşlar. İşte isterseniz bu şey üzerinden yapabilirsiniz. İsterseniz de kendi hayal gücünüzü, yeteneklerinizi konuşturabilirsiniz. Her şey serbest. Ben yeteneklerimi konuşturmak istiyorum. Özlem şunu tak bence. Tamam, takacağım. Zaten asıl olan bu da yedeği. Yani iki tane kalem var her kutuda. Bunu gösterdim zaten. Ucu da bu arada şu çok basit emniyetli kullanım arkadaşlar. Nasıl açılıyor? Göster Fatih sen de. Şuradan çekince arkadaşlar hazır hale geliyor kullanıma. Aynen. Bastırınca geri kapanıyor. Şuradan takalım, da bastır. Takalım. Tamam, tak bakalım. Önce özellikli kalemleri göstereceğiz arkadaşlar videoda size. Evet, şöyle bir deniyorum arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Nasıl bir kalem? Evet, gördüm şu anda. Arkadaşlar bu 3D ile Aydu 3D kalemle denediğim ilk şey. Biraz beceriksiz olabilirim evet ama harika şeyler çıktığından emin olabilirsiniz hepiniz. Evet, kurumasını bekliyorsunuz normalde. Ben bekleyemedim, dayanamadım. Bakar mısınız şuna? Oo, mükemmel oldu Özlem ya. Bildiğiniz şu an elimde bir kalp var ve çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi kurumasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için daha sonra böyle altına bir taban yapıp sabitleyebiliriz. Bu kalbi kime yaptın Özlem? Kendime.
Silana mı yoksa? Evet, Silana yaptım. Şimdi diğer kutuları denemek istiyorum sabırsızlıkla. Evet, Fatih abinizin istediği Metali'yi açtım arkadaşlar. Hemen kutusunu açayım ben, paketini. Şuradan açıyorum ben hemen hızla. Evet, bunlar metalikmiş arkadaşlar. Hemen başlayalım mı? Kırmızıyı sana vereyim, yeşil de ben alayım o zaman. Tamam, olur hadi. Evet arkadaşlar, normalde bir kutudan şu ışıktan bir tane çıkıyor. Ama bizim şu an elimizde iki kutu olduğu için ve ikimiz de göstermek için bu şekilde yapıyoruz. Sen ne yapacaksın o zaman? Metalik Aydu 3D metalik olan aktivite setinin şeyi, tanıtım kağıdı arkadaşlar. Hepsinde bu arada farklı şeyler var içlerinde. Yani mesela şuradan gösterelim mi hemen? Tabii, bu glitter. Mesela glitter'ın şekillerini farklı yapmışlar. İşte değişik değişik setler alabilirsiniz yani. Hepsinin içerisinde farklı şeyler var. Hepsini birbirine de deneyebilirsiniz. Şuradan bir şey deneyelim mi? Deneyelim hadi. Sen ben. Buradan dene o zaman hadi. Ben de buradan başka bir şey yapayım. Tamam. Evet, Fatih abiniz bu kağıdı şu kalıpların üzerine. Bunlar da bu arada kutulardan çıkıyor. Burada ben de burada bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım Özlem. Arkadaşlar, Fatih abiniz muhteşem şeyler yaptı. Böyle doğaüstü harika şeyler yaptı. Şaka bir yana, gerçekten eliniz alışıyor kaleme bir süre sonra. Bakın ve bir inanılmaz, çiçek. Özlem ablanıza bir çiçek. Gerçekten çok eğlenceli ve çok rahatlatıcı. Ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar ama bunun kurumasını bekleyeceğim. En son göstereceğim size. O ne Özlem? Ay, şapka mı? Teşekkür ederim çiçeğin için. Ben sana çiçek. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama yaparken çok güzel bak, oldu. Bak, bir tane çiçek eğlendim. Yaptım. Bir tane böcek yaptım. Bu bir bu böcek. Bu rengin de parlaklığını görebilirsiniz. Metalik gerçekten. Özlem, bu böceğin adına ne koysam çok değişik bir böcek oldu bu. O böcek değişik. Türü tükenmiş böceklerden. Arkadaşlar, asıl önemli olan evet, üçüncü İstanbul Köprüsü'nü yaptım. Bakar mısınız? Yani evet, Boğaz... şu an mimarlar, mühendisler kan ağlıyor arkadaşlar. Hepsi şu an evet. Şokta. Bu tamamıyla benim eserim. 3 boyutlu görüyorsunuz evet. Arkadaşlar. Evet, bayağı bir eser oldu evet, gerçekten. Evet, ben gerçekten çok sevdim. Hemen zaten. Diğer kalemleri tanıtalım. Şimdi Color Change kutusunu gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen içerisinden çıkarıyorum. Bu arada ben Color Change'i gösterirken sen de şunu mu göstersen Glow in the Dark ya da olur. Ben yapayım, sen öbürünü yap. Hayır, bunu ben yapayım. Özlem, bunu tamam. Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Şu kalemlerin ikisini de takabilir misin bana Fatih? Tabii ki. Evet, bu da benim. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi hangimiz daha güzel yapacağız. Ben Color Change olanı yapacağım. Gold Dark benimki. Şunlar da kalemleri arkadaşlar. Özlem ablanıza bir challenge yapacağız. Bakalım kiminki ben daha. Ben daha güzel bir şey yapacağım. Çok tamam, ben başlıyorum bile arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Hadi başlayalım. Thank you.
arkadaşlar. Önce şunu bir gösterebilir miyim? Tamam. Bu kurumuştur diye düşünüyorum arkadaşlar ve buradan çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, yapmış olduğum muhteşem 3 boyutlu. Ya bunları aslında iyice kurutup çıkartmanız gerekiyor. Biz videoda biraz acele ettik size göstermek için. O yüzden böyle biraz hızlı hızlı yaptık falan ilk denemelerimiz. Bu ama üçüncü, aslında çok eğlenceli. Bir şey söyleyeyim mi sana bak? Üçüncü köprünün üzerine bu şemsiye olsun. Yağmur gelmesin. Ya bozacaksın. Bakın hadi bu da benim. Hadi şunları çıkarmaya çalışalım. Bakalım Glow in the Dark'lar ne olacak? Önce bir şey söndürüp gösterelim bir kere. Tamam, hemen gösterelim bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fenerleri tutuyoruz ve karanlıkta fosforlu kısımlar ışıl ışıl parlıyor. Evet arkadaşlar, karanlıkta görmüş olduğunuz şu yeşil kısımlar bayağı net bir şekilde gözüküyor Glow in the Dark'lar. Ama bizim kameramızdan dolayı bir türlü gözükmedi. Normalde biz ışıkların hepsini tamamen kapattığımızda görebiliyoruz ama şu an sizin görebilmeniz için mecburen fener tutuyorum ben. Maalesef kameraların azizliğinden dolayı biz bu karanlıkta gözükmeyi net bir şekilde göremiyoruz. Özlem bak, bunlar da benim çiçeklerim. Bakın arkadaşlar, burada ne yazıyor? Fatih yazıyor. Okuyabilen var mı? Tebrik ediyorum. Nasıl yazdın, gerçekten inanamıyorum sana. Evet, bir de yıldızım var. Bu arada arkadaşlar, mesela rahat çizmek istiyorsanız ışığı kapatıp çizebilirsiniz. Önce mesela yerde çizecekseniz. Sonra ışığı tutup kurutabilirsiniz. Çünkü ışık kurutuyor, hızlı kurumasını sağlıyor. Bilginiz olsun. Eğer yani 3 boyutlu böyle yukarı doğru yapacaksanız ışığı açarak direkt yapmanız daha mantıklı. Tutmanız gerekiyor, yoksa kurumaz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi amacım size burada gelişi güzel böyle bir parça kullandım. Neden? Çünkü amacım burada suya batırdığınızda rengin değiştiğini görebilmeniz videoda arkadaşlar. Evet, şimdi hep beraber izliyoruz. Değiştirmeye başladı bile Özlem. Evet, görebiliyor musun? Ben şu an çok net göremiyorum şu arkasındaki. Evet, değişti şu an arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, gayet net belli. Şu an aşağıdan doğru şöyle görebilirsiniz. Renk mora dönüşüyor arkadaşlar, pembeden. Biraz daha durduktan sonra iyice bence mor olacaktır arkadaşlar. Burada amacımız ürünün size özelliğini göstermekti. O yüzden böyle direkt düz bir parça yaptım. Gördüğünüz gibi şurada fotoğrafta da var arkadaşlar. Ürünün sudaki kısmı mor, diğer kısmı pembe. Bakın. Sudan çıkarıyorum şu an. Görüyorsunuz, çok güzel. Gerçekten çok ilginç. Evet. Burada da zaten renk göstermişler. Aynen. Evet arkadaşlar. Kutuda da gösterildiği kutunun gibi. Kutunun özelliği bu zaten. Color change arkadaşlar. Bu pembe renk mora dönüşüyor. Bakın şurada daha net görebilirsiniz. Suyun içinde moru. Mükemmel oldu şöyle ya. Şöyle biraz daha uzaktan. Gayet koyu bir mora dönüşüyor. Çok güzel bir mora. Çok tatlı. Sizler de kendi tasarımlarınızı yaparak arkadaşlar bu şekilde rengini değiştirebilirsiniz dilerseniz. Bakın çok güzel oldu gerçekten, ben buna bayıldım. Sen ne düşünüyorsun Fatih? Mükemmel bence de. Burada da zaten gösteriyorlar. O yüzden bakar mısın? Orada şu mavileri işte suya batırdığınız pembeler, pardon, pembeleri pembeler suya batırdığında, suya battığında böyle mor oluyor bu şekilde arkadaşlar. Mor oluyor arkadaşlar. Evet, biz gerçekten çok eğlendik arkadaşlar. Daha güzel şeyler yapmayı deneyeceğiz tabii kamera arkasında. Oturup uğraşacağız, bakalım neler olacak. Dediğim gibi iDo 3D kalemler arkadaşlar. Gördünüz neler yaptığımızı. Sizler eminim çok daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Mesela buradaki gibi falan. Hayal gücünüzle beraberinde aynen, harika şeyler üretebilirsiniz. Biz çok sevdik bu oyuncakları. Aynen. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer sizler de yaparsanız bu 3D kalemlerle bize atın, paylaşalım. Instagram, ben de çok merak ediyorum kimler evet, neler yapabilecek. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bekliyorum fotoğraflarınızı. Hoşça kalın, mutlu kendinize kalın. Kendinize iyi bakın.